Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi de basit harmonik hareket yani serimize başlıyoruz. Temel kavramlarla şöyle bir göz atacağız. Öncelikli olarak tekrar değerlendirelim. Burada da acayip güncellemeler var. MEP kazanımlarında olsun, kitaplarında olsun, gerek Anadolu liselerinde işte yani her türlü lisemizde okutulan kitabında, gerekse Fen Lisesi kitabında acayip şekilde güncelleme var. Buraya yani ona göre içerik koyuyorum ben. Konular küçüldü. Ben mesela basit harmonik hareketi ayrı bir ünite olarak değerlendirmiştim. Hedef ve kazanımları sonradan bakınca yani öyle aman aman tek başına duracak bir ünite olmadığını düşündüm. Dolayısıyla çembersel hareket, açısal momentum, işte kütle çekim yasası dediğimiz paketin içine bunu dahil ediyoruz. Yani öyle gidecek. Şimdi neymiş basit harmonik harekette dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Ona bir bakalım. Bir sistemin sabit bir nokta etrafında yaptığı salınımlara titreşim denir. Bunu zaten daha önceden dalgalar konusundan da biliyoruz. Belli bir zaman aralığında kendini tekrarlayan salınımlara ise periyodik hareket denir. Buna da tamam. Bu da dalgalarda karşımıza çıkan kavramlardan biriydi. Periyodik hareket çeşitlerinden biri de basit harmonik harekettir. Dikkat. Sürtünmesiz ideal bir ortamda, burada ideal ortam derken hiçbir şekilde enerji kaybı olmadığını vurguluyor tekrardan. Sürtünmesiz olduğunu zaten söylüyor ama bir de yayın sıkışması, uzaması sonucunda açığa çıkan bir ısı enerjisi olabiliyor. Onu bile iptal ediyor. Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gidip gelen bir cismin yaptığı periyodik harekete basit harmonik hareket denir. Buna örnekler neler? Sen zaten bu sene yani büyük ihtimalle ya da daha önceki yıllarda bunu gördün. Yani yayın ucundaki cisim oluyordu. Yani sağ tarafa doğru x kadar çekildiğinde daha sonra sol tarafa da en fazla x kadar gidiyordu. Ya da işte efendim hani şöyle sarkacı birazcık alfa kadar yana açtığın zaman bu karşıya gittiğinde yine alfa kadar hani öteye gidiyordu. Bu hareketin tekrarı, bak her iki tarafta da aynı şey gerçekleşiyor. İşte biz buna basit harmonik hareket diyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi efendim basit harmonik hareket örnekleri dedik. İşte nasıl gerçekleşiyor? Klasik olarak yataydaki yay üzerinde yapılır bu. Denge konumunda duran böyle yayın ucuna bağlı bir cisim vardır. Durgun haldedir. Sen bunu bir miktar çekersin. Yay burada devreye girer. Bak uyguladığı kuvvetle alakalı olarak F yay. Şimdi bunu yani bu derken kuvvetten bahsediyorum. Cismi daha önce bulunduğu denge konumuna getirmeye çalışır. O yüzden biz buna geri çağırıcı kuvvet deriz. Adı böyle de geçebilir, haberiniz olsun. Geri çağırıcı kuvvet. Nereye geri çağırıyor? Denge konumuna geri çağırıyor. Sen bu tarafa doğru bu kuvvet etkisinde tabii ki de geliyorsun. Şimdi ben şunu biliyorum ya, F yay dediğiniz şey eşittir K çarpı X. Yani X çoksa yay kuvveti de çoktur. O zaman sen denge konumundan uzaklaştığın, en çok uzaklaştığın bu noktada yay kuvvetinin maksimum durumundan bahsediyorsun. Zaten yönünü belli ediyor. Uzattığın için merkeze, eski haline dönmeye çalışıyor. Buna bağlı olarak az çok F net eşittir ma yazabiliyorsan, kuvvetle ivme aynı yönlüdür ve doğru orantılıdır dediğin anda kuvvet ne tarafa doğruysa ivme de o tarafa doğrudur. Bunun en kolay yolu budur. Bu konuya özgü sakın ezber yapmaya kalkmayın. Yani kuvvet yani bu yayı sana çizmese bile yani şöyle salak salak bak şimdi böyle O der tamam mı? KL diye atar böyle. Cisim burada der. Kuvvet ne tarafa doğru der. Kuvvet her zaman hayal edin arkadaşlar. Her zaman yayın ucuna bağlı cisim olarak hayal edin bunu. Yay bunu denge konumuna doğru getirmeye çalışıyor. Onun için de kuvvet her zaman merkeze doğrudur diyebilirsiniz. Çok net. İvme de onunla kesinlikle aynı yönlüdür. Kuvvet varsa ivme de vardır. Bunu da unutmayın. Cismin o anda hareket ediyor olması önemli değil. Yani kuvvet varsa ivme de vardır. Mesela ben bir cismi havada tutuyorum. Elimle tutuyorum böyle. Hani bıraktığım anda, o anda yani sonuçta etki eden kuvvet Mg'dir. O anda ivmesi vardır. Yani duruyor ivmesi yok diyemezsiniz, tamam mı? Şimdi tabii ne oluyor? Bu tarafa doğru hızlanıyor. Enerji korunumu gereği de kazandığı o kinetik enerjiyi tekrar potansiyele dönüştürüyor. Bu tarafa geldiğinde de yay sıkışmaya başladıkça cismi yavaş yavaş artık hani yavaşlatıyor ve en sonunda durduruyor. Burada yay kuvveti bakın böyle oluyor. İttiği için bu tarafa doğru. Ne oldu? Bak geri çağırıcı kuvvet demiştik. Sürekli olarak kuvvetimiz merkezi gösterir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Kuvvet ne tarafa doğruysa ivme de o tarafa doğrudur. Temel dinamik bilginizle, temel enerji konumu bilginizle burada hayatta kalabilirsiniz. Çok çok özel bir soru olmadığı sürece yani öyle ciddi anlamda dayak yemeniz mümkün değil.
Yani tabii ki de bu konunun kendine özgü hani bazı detayları var ama yani hiç de yani böyle sıfırım dememelisin. Yani böyle yani bazı şeyleri sen de biliyorsun yani sonuçta kullanmaya çalış. Kuvvet sürekli olarak merkeze doğru, kuvvet ne tarafa doğruysa onunla orantılı bir şekilde tabii ki de ivme de merkeze doğru. Bunu söyleyebiliriz. Burada mesela şimdi yani kenarlarda şu bırakıldığı anlarda mesela hızın sıfır olduğunu söyleyebilirim. Yavaşladı bu tarafa doğru geçti. Yay kuvveti onu en sonunda durdurdu. Sıfır oldu. Merkeze doğru da hızlandığını söyleyebilirim. Hani yaydaki enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğünü bile söyleyebiliriz bu noktada. İlerliyorum. Başka neler var elimizde? Hani basit harmonik hareket örneği olarak illa yayın ucundaki cisim değil. İpin ucundaki cisim de olabilir. Siz bunu yana doğru biraz açarsınız. Bu alfalar çok önemlidir. Şimdi burada o detaylara çok fazla kurcalamayacağım. Yani artık kimse ya koskocaman hani eleştirmek istemiyorum ama ya bir formülün de ispatı yapılsın. Yapan kitap var, yapmayan kitap var diyelim devlet kitaplarında. Yani formülü verip geçmemek gerekiyor. Bu açılar özellikle ipin ucundaki cisimde buna biz basit sarkaç diyoruz. Çembersel hareketle çok karıştırılır. Yani basit harmonik hareketle çembersel hareket nasıl birbirinden ayrılıyor? Şimdi şöyle diyelim. Burada geri çağırıcı kuvvet göstermek isterseniz bakın bu Mg'ye şimdi üzerine etki eden kuvvetlere bakalım. Şöyle de bileşenlerini ayırmak isterseniz bunu tekrardan denge konumuna doğru götürmeye çalışan kuvvet budur. Açı eğer küçük olursa bu açı ne kadar küçük olursa sonuçta bu kuvvette o kadar dikkat ederseniz hani yatay düzleme yani yatay düzleme o kadar küçük açı yapacak şekilde olur. Bu açıyı hayal ettiğiniz kadar küçük tutun. Yani kimisi buna 5 derece diyor, kimisi 7 derece diyor, kimisi 10 derece diyor. Hiç fark etmez. Çok küçük açılar diyoruz biz buna. Bunun da kuralı yani kuralı demeyelim de yaklaşımı diyelim. Sin alfa değerlerinin tanjant alfa değerlerine yakın olduğu değerler arkadaşlar. Biz buna küçük açı diyoruz. İşte o zaman yani sinüs fonksiyonu hani karşı bölü hipotenüstür ya. Şimdi bir üçgen düşünün. Teorik olarak tabii ki de yanlış ama sonuç olarak birbirlerine yakın olurlar. Şuradaki bir dik üçgen yaptınız. Bu açı küçük olursa hipotenüsün değeriyle şu uzun kenarın değeri birbirine yakın olmaya başlar. O zaman sen karşı bölü hipotenüs yapmakla karşı bölü komşu yapmak arasında çok büyük farklar görmemeye başlarsın. Bu durumda da ne olacak tabii o zaman? Hani sinüsle tanjant yaklaşık olarak birbirine hani eşit kabul edilebilir. Virgülden çok sonra değişiklik ancak göstermeye başlayabilir. İşte o noktada biz açılara küçük açı diyoruz. O zaman biz basit harmonik hareket yapan basit bir sarkaçtan bahsediyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi bunu buradan böyle işte bu geri çağırıcı kuvvet sayesinde bu tarafa doğru geliyor. O kazandığı kinetik enerjiyle diğer tarafa geçiyor ve bu hareket böyle tekrar ediyor. En klasik olarak karşınıza gelecek olan basit harmonik hareket örnekleri bu ikisi. Yayın ucundaki cisim, ipin ucundaki cisim şeklinde düşünülebilir. Şimdi burada periyot ve frekans dediğimiz olay var. Periyot tekrar eden bir hareketin, bakın bu genel tanım dikkat edin. Tekrar eden bir hareketin bir tanesinin gerçekleşme süresi. Şimdi sen bunu denge konumu O noktası belli. Çekmişsin buraya kadar. Serbest bıraktığında bu karşıya gidecek. Enerji korunumu gereği O noktasını geçtikten sonra yine şuraya kadar gelecek. Ondan sonra aynı mantıkla yine enerji korunumu gereği de dinamikten cümle kurmaya çalış. Tekrar aynı yere gelecek. Enerji kaybı olmazsa sürekli olarak aynı hareketi yapmaya başlayacak. Buraya kadar gitti ve sonra da geri geldi. Gitti, kalem de gitti bakın. Ve sonra da geri geldi. İşte biz buna periyot diyoruz. Bu hareketin periyodu diyoruz. O zaman bir turu böyle attı ya. Hatta bununla ilgili olarak havalı bir tanım vardır, tamam mı? Aynı noktadan aynı yönlü ikinci geçişin yapılması ancak periyodu tanımlar. Bu böyle gitti, geri geldi ya şimdi bak tekrar aynı hareketi yapacak. O zaman ben karşıya gittiğim anda hareketimin yarısını yapıyorum. Bu T bölü 2 olur. Dönüşte de bu hareketimin yarısı olacağı için yine T bölü 2 olur. Toplamda budur. Ha, o zaman bu eşit parçaları da bak mesela buradan buraya geldin ya mesela bu ne yapacaktır? T bölü 4 olacaktır bu parçalarda. Buradan buraya da T bölü 4, buradan buraya da, buradan buraya da. Fark etmez. Ha, şimdi ben bunun kapağını bir şansımı zorlayayım kalın taraftan bir yazmaya çalışayım. Belki biraz canı vardır. Dedim ya aynı yönlü ikinci geçiş gerçekleşecek. Bak gelecek. Döndü, şöyle gezdi, geldi tekrar buraya. Tekrar bak aynı hareketi yapacak. Tamam mı? Sakın ola bunu unutmayın. Yani
aynı yerden aynı yönlü ikinci geçiş gerçekleşecek. Kenardaysan tam bu kenara kadar geleceksin ve tekrar baştan o hareketi yapacak şekilde düşüneceksin. Biz buna periyot diyoruz. Eskiden beri bildiğimiz o yaklaşım yine var. Periyot da frekans, yani sonuç olarak hala aynı ilişkideler. Sen periyodu işte bu şekilde tanımladıktan sonra frekansı da onun tam tersidir diyerek tekrar eden hareket bir saniyede kaç defa tekrar ediyor dersen o zaman da frekansı söylemiş oluyorsun. Şimdi uzanım ve genlik. Arkadaşlar aslında bunun temeli bir hareket varsa mutlaka bir referans noktası vardır. Referans noktasına göre ne kadar uzakta olduğunuzu gösteren vektöre biz konum vektörü diyoruz. Buradaki en güzel referans O noktasıdır. Yayın kuvvet uygulamadığı denge konumu dediğimiz noktadır. Oradan cisme doğru çizilen konum vektörüne biz mesela ne yapıyoruz? X diye gösteriyoruz, değil mi? Bu aslında konum vektörüdür. Ama tekrar eden hareketlerde hani burada şimdi buraya uyarlıyorum. En fazla sağa gitme veya en fazla sola gitme dediğimiz hareketler bu tekrar eden periyodik hareketin genliğini bize tanımlayacaktır. Onun için biz buna artık x demiyoruz. Hani konum vektörü demiyoruz. Hani artık adını değiştiriyoruz. Biz buna arkadaşlar şöyle genlik diyoruz. Yani senin en fazla sağa veya en fazla sola gittiğin nokta senin için hareketin genliğidir. Ha, arada bir yerde olursan x'ten vazgeçmiyorlar. Denge konumundan vektörel olduğunu sakın unutmayın ha. Denge konumundan cisme doğru çizilen vektöre buna uzanım diyor. Yani nasıl diyeyim işte konum demiyor da uzanım diyor. Şimdi uzanım vektörü, konum vektörü ya aynı zamanda. Onun maksimum hali değil mi bu genlik dediğimiz şey? Sen yine burada sonuçta cismin olduğu yere doğru konum vektörünü çizebilirsin. Bu da konum vektörüdür. Buna da uzanım diyebiliriz dersin. Uzanımın maksimum durumuna da zaten biz genlik diyoruz. Olay bu. En fazla sağa veya en fazla sola gitme durumunda genlik. Herhangi bir an deyince de uzanım diye konuşuluyor. Şimdi bu tabii ki de basit sarkaçta da var. Yana doğru açtık ya şöyle yamuk çizemezsin. Tabii bu açılar küçük olduğu zaman şuradaki farkı göremezsiniz arkadaşlar. Şu açıyı bakın yani yapmaya çalışacağım ama yani çok da gözükmeyecek. Yani siz bunu açıyı ne kadar küçük alırsanız o yani böyle çizildiği zaman nasıl diyeyim takip ettiğiniz çizgiyle şuradan çizdiğiniz konum vektörü neredeyse birbiriyle bakın aynı doğrultuda olur. Ama biz size konuyu anlatacağız diye şöyle göstereceğiz diye yana böyle çok açtığımızda tabii böyle çiziliyor ya o zaman bakın şu doğrultuyla şu arada bir fark oluşuyor. Bu açının büyük olmasından kaynaklanıyor. Onun için mümkün olduğunca küçük açılarda hani bu olay gerçekleşiyor dememizin sebebi o. Şu denge konumundan cismin olduğu yere doğru çizilen dik olarak çizilen vektöre biz yine burada ne diyoruz? Genlik diyoruz. En fazla sağa veya sola gittiğin durum için. Ha, en fazla buraya kadar gittiğini biliyoruz ya. Herhangi bir andaki durumunu gösteren vektöre de tabii ki de aynı mantıkla ne diyeceğiz? Uzanım diyeceğiz. Yani olay bu. Maksimumları yaşıyorsak en fazla sağa en fazla sola gidilen durumsa buna genlik. Diğer durumlarda ise yani sonuç olarak uzanım. Evet, kuvvet ve ivmeye gelelim. Şimdi biz biraz önce bahsettik gerçi bunda ama F eşittir ma dediğiniz zaman arkadaşlar kuvvetle ivme aynı yönlüdür, doğru orantılıdır. Şu anda denge konumundan x kadar ötede. Burada ne var? Yay kuvveti var, mis gibi. Yay kuvveti ne tarafa doğruysa ivme de kesinlikle o tarafa doğrudur. Burada ne var? Kuvvet sıfır. Herhangi bir şekilde uzama veya sıkışma yok. O zaman ne olacak? İvme de sıfır. Efendim burada yine enerji korunumu gereği x kadar madem buraya çekildin o zaman x kadar da diğer tarafa geçeceksin. Burada da ne var yine? F yay var aynı büyüklükte. Kuvvet ne tarafa doğruysa onunla orantılı bir şekilde tabii ki de ivme de olacaktır. Şimdi kenarlarda kuvvet maksimum oldu. Öyle bir şey söyleyebiliriz. Şuralarda F maksimum oldu. Dolayısıyla F ile A doğru orantılıysa bakın ben bunu dinamikten söylüyorum. A da maksimumdur. Burayı söyledik. Buraya bakıyorum. Kuvvet burada bu hizadan bahsediyorum. Maksimumsa ivme de ne olacak? Maksimumdur. Bunu yapan bizim için yay kuvveti değil miydi? Gene aynı şeyi söylüyorum ama x de arkadaşlar yay kuvveti doğru orantılıdır. Aralarda bir yerde söz konusu olduğunuz zaman mesela şuralarda bir yerdeysen kenardan ortaya doğru geldikçe bak kuvvet azalıyordu. Burada da şöyle gösterebiliriz. Bu tarafa doğru gelirken kuvvet azalıyor. Bak merkeze doğru gelirken hangi taraftan gelirsen gel. Yani sonuçta burada uzama veya sıkışmanın olmadığı duruma yani denge konumuna geliyorsun ya.
O zaman tabii ki de orada kuvvet sıfır. Kenarlardan kuvvetin maksimum olduğu yerlerden ortaya doğru gelince kuvvet düşüyor. İvme de sonuç olarak ne olacaktır? Düşüyor. Ama hızlandığınızı unutmayın. Yani bunu ben daha önce hava sürtünmesini anlatırken anlatmıştım. Azalan ivme ile bakın yazacağım. Azalan ivme ile hızlanır. Bunu konuştuk daha önce. Hızlanır. Şöyle yapalım. Mesela 0, 5, 9, 12, 14, 15 gibi geliyor bak. Bunlar hız değerleri, tamam mı? Sayı giderek büyüyor mu? Evet. Bunlar her saniye yani hız değerleri mi? Evet. Bak ama burada ne olmuş? 5 kazanmışsın. 4 kazanmışsın. 3 kazanmışsın. 2 kazanmışsın ve 1 kazanmışsın. Bak ivme azalıyor. Hızdaki değişime biz ivme diyorduk. İvme giderek azalıyor. Ama hızlanmayı terk etmiyoruz. Sadece eski lezzeti kalmıyor. Yani ama hızlanıyor sonuç olarak. İşte yani sonuçta yay kuvveti azalıyor ama merkeze doğru gelirken şunu da unutmuyoruz. Cisim orta noktadayken şu kenarlarda hızın sıfır, burada konuşmamam lazım ama bu kenarlarda hızın sıfır ama şurada hızın maksimum. Orta noktadan sen geçebileceğin en büyük hızla geçiyorsun. Zaten bunu enerji konumunda da söyleyeceğiz. Hiç sıkıntı yok bunda. Yani azalan ivme ile ortaya doğru hızlandığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi gelecek zaten demiştim. Temel dinamik bilgisiyle ivme bulma. Şimdi burada net kuvveti benim için şu anda yay denge konumu burası ya, çekilmiş biraz uzamış durumda. O zaman yay kuvveti bu tarafa doğru. Şu anda bu cismin üzerine etki eden net kuvvet yay kuvvetidir arkadaşlar. Yay kuvveti de Kx'tir, unutmayalım. Şimdi net kuvvetin yay kuvveti ise o zaman buradaki Kx ile MA'yı eşitlemenin hiçbir sakıncası yok. Kx eşittir M çarpı A olur. Sayısal değer olarak A değeri ile X değerinin birinci dereceden doğru orantılı olduğu gözlerden kaçmasın lütfen. Yani bu çok önemli bir artı olacak benim için. Şunu da unutmayalım. Kuvvet her zaman merkeze doğru ya. Kuvvet vektörel büyüklüktür. İvme de öyledir. Kuvvet hangi yöndeyse ivme kesinlikle onunla aynı yöndedir. Net kuvvetten bahsediyorum tabii. Kuvvet bakın şöyle oklar yapmışım ya. Ne tarafa gittiğinizin bir önemi yok bunları konuşurken. Ha merkeze doğru geliyorsan hızlanma ivmen olur. Kenara doğru gidiyorsan hareket yönüne ters bir net kuvvet olduğu için bu yay kuvveti o zaman da senin için yavaşlama hani ivmesinden bahsedilebilir tabii ki de. Şimdi burada gene R'nin genlik X'in de uzanımı olduğu hatırlatılmış. Yani buradan Kx eşittir MA dedik. Burada ne anlatmaya çalışıyorum ben? Sana şöyle şeyler yaparlarsa şöyle bakın 3'e bölüyorum. Tamam mı? Böyle yaparlar. Formüle zorlarlar seni. Bu bölmeler eşit aralıklı arkadaşlar. Şimdi K noktasındayken bak mesela şöyle yapalım. K noktasındayken ben 3x kadar ötedeyim. Diyelim ki şuradaki bir nokta P noktası. Burada ise x kadar ötedeyim. Yani merkezden ne kadar uzaktaysan ivme de seninle orantılı. Unutma. Hep yayın ucundaki cismi hayal et. Özellikle çizmezler seni yani o basit bilgiden uzaklaştırmaya çalışırlar. Hatta bu şekli koymadıkları soru bile oluyor. Sen hayal et diyor. İşte bu noktada yani madem x ile a doğru orantılı hem de birinci dereceden x kadar ötedeysen yani kuvvet merkeze doğru olduğu için ivme de merkeze doğru olacak a kadar. Burada kuvvet merkeze doğru olduğu için ivme de merkeze doğru olacak. Yalnız 3 bölme olduğu için 3x'ten dolayı 3a kadar. Şu anda bunların ivmeleri bulunmuş durumda. Ama birbirine göre de ters yönde unutmayın. Bazen yönleriyle beraber istiyorlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ilerleyelim bakalım. Tabii bunlar temel kavramların konuşulduğu videolar olduğu için biraz uzun sürüyor. Şimdi enerji konumu ile ilgili bir şeyler yapabilir miyiz? Durmadan enerji konumu deyip durdum. Denge konumundaki sonuçta yay sabiti klasik K. Denge konumundaki cismi R kadar yana açtık. Şu anda biz ona ne yaptık? EP yay yani yay esneklik potansiyel enerjisi depoladık. Tam ortadan geçerken bu neye dönüşüyor? Tabii ki de doğal olarak başka hiçbir şeye dönüşemediği için kinetik enerjiye dönüşüyor. Başta bende o zaman yay potansiyel enerjisi vardı. 1 bölü 2 kx kare diyeceğim ama burada R dediğimiz için artık ben de R diyeyim. Fark etmez. Ben onun hani EP yayın kavram olarak 1 bölü 2 kx kare olduğunu biliyorum nasıl olsa. 1 bölü 2 kare kare. Ortaya geldiğinde ne oluyor? Bu kinetik enerjiye dönüşüyor. 1 bölü 2 mv maksimumun hani sonuçta karesi oluyor. Böyle bir eşitlik yazılabilir. Buradan elinde veri varsa soruyu çözebilirsin. Unutmayın temel bilgilerinizi kullanın. Şimdi bak buradan kenardan yine serbest bıraktığı bir cisim var.
Bunu serbest bırakmış. Aradaki bir noktada bir şeyler yapıyor. Enerji konumu diye bir şey var. Şurada kenardayken sendeki olay sadece ve sadece potansiyel enerji. Buraya geldiğinde hem hızın var, dolayısıyla kinetik enerjin, hem de hala uzamış durumdasın, hem de potansiyel enerjin var. Şurası için o zaman ben 1 bölü 2 K R kare diye potansiyel enerji yazıyorum. Eşittir. Buraya geldiğimde 1 bölü 2 K X kare hala X kadar uzamış durumda olduğu için yay. Yani sonuç olarak potansiyel enerjimiz var. Ama artık bir parça da kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 ne oluyor? K X kare bu şekilde yazılabilir. Ya ben bunları böyle yazıyorum ama yani çözerken böyle yapmıyorum. Ha diyeceksin ki nasıl yapıyorsunuz hocam? Şimdi şöyle yapalım. Şu tam çizgiyi denge konumu olarak kabul edeyim, tamam mı? Şöyle çizeyim bak, burası denge konumu olsun. 1, 2, 3. Mesela yaptım bu tarafa. 1, 2, 3. Böyle dedim ki KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim var gibisinden salladım. Şimdi yayın ucundaki cisim ya bu. Ben hani yay potansiyel enerjisini hep bu şekilde ifade ediyorum ya, 1 bölü 2 kx kare. Biz bunu enerjide de çok konuştuk. X kadar uzamış bir yayda karesi var ya, E kadar enerji depo edilirse, 2x kadar uzamış ya da sıkışmış bir yayda da tabii 2x'in parantez karesi ya, 4E kadar hani sonuçta potansiyel enerji depolanır. Bak şimdi burada o zaman ben üst tarafa potansiyel enerjileri yazıyorum. E oldu. 2 tabii bölmeler eşit aralıklı. Burada 4E olur. Burada da 9E olur. Aynı mantıkla burada tabii potansiyel enerji yok, sıfır. Bu tarafa geçsen de fark etmez. Enerji skaler büyüklük. 4E yay, 9E yay potansiyel enerjisi var. Şimdi ben kenara baktığımda kenarda benim hızım sıfırdı. Dolayısıyla kinetik enerjim yoktu. Yani benim korumam gereken enerji, unutmayın, 9E'lik toplam bir enerji. Şimdi burada o zaman ne olur? 4E potansiyel, üstte yazdıklarım potansiyel de unutmayın. Alta da kinetikleri yazayım. Toplamı hep ne olmak zorunda? 9. O zaman buradaki kinetik enerji, bak bu EK şu anda. Buradaki 5E olmak zorunda. Buraya geldim mi 8E olmak zorunda. Buraya geldiğin zaman artık biraz aşağı yazıyorum. 9E olmak zorunda. Bak hep 9 var. Görüyor musunuz? Hep 9E'lik enerjiyi koruyoruz. Bu enerji konumu değil de nedir yani? Bu tarafa geçtim. E kadar potansiyel varsa yayda enerji olarak, 8E de kinetik enerji de var. Aynı mantıkla 5E kinetik enerji de var. Burada da kinetik enerji sıfır. Sürekli olarak aynı 9E'yi koruyorum. Yani böyle çok yazmadan da bu işi kotarabiliriz yani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi konum, hız, ivme, zaman ilişkilerini güncellenen müfredata göre ikinci videomuzda inceleyeceğiz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.